Merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Taksim Gezi Parkı özel yayınıyla daha karşınızdayız. Cem Uslu bizimle birlikte, oyuncu, yazar, yönetmen, onunla biraz konuşacağız. Telefon bağlantılarımız olacak. Hem Taksim'i hem Gezi'yi hem de Türkiye'nin dört bir yanında şu anda eylemler var. İstanbul'un her tarafında eylemler var. Özellikle Kartal ve Beylikdüzü'ndeki eylemlerin yoğun olduğu bilgileri geldi. Onlardan da telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz ama Cem Uslu'yla başlayalım, sonra Taksim'e döneceğiz. Cem merhaba. Merhaba. Sabah saatlerinde polis girdi, bir ara bir çıktı, tekrar halk alana girmeye başladı derken saat 7 civarıydı, 7-8 Evet. civarıydı sanırım. Yeniden bir gaz bombası söz konusu oldu. Sen o sırada İstiklal Caddesi'ndeydin Evet. galiba. Sen neler yaşadın ya da etrafında neler oldu? Ben ilk kez dün gece gitmedim Gezi'ye. Yanlış hatırlamıyorsam ya da belki ikinci kez. Başladığından beri Gezi'deydim. İlk gaz bombaları atıldığında da Gezi'deydim. O sanırım Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan sabah. Dün gece gitmedim. Bizim tiyatromuzun toplantısı vardı. Bu akşam işte 7'de orada olmak istedim. Ama işte bahsettiğiniz gibi tam Galatasaray'ın oradan meydana doğru yürüyorduk. Yaklaşmıştık ki müdahale olduğunu anladık. Zaten bir sürü insan bize doğru koşmaya başladı. Çok yoğun gaz gelmeye başladı. Biz parka gitmek istiyorduk. Arkadaşlarımız parkta. Tarlabaşı tarafına indik, oradan gitmeye çalıştık. Orada da mümkün olmadı. Sonra geri çekilmek zorunda kaldık. Gidemedik. Yani sabahtan beri olanları orada olmasam da takip ediyorum. İnsan üzülüyor ve utanıyor. Yani aynı zamanda. Çünkü verilen bir söz vardı, parka girilmeyecekti. Şu an Bu mesela parka giriliyor. çok ilginç değil mi? Yani vali işte 2 gün önce biz Evet. gördük kuş sesleri, Evet. ıhlamur kokuları, yanınızda olmak isterdim. Bu sabah yok Gezi Parkı'na girilmeyecek, biz çevreyi düzenlemeye geldik ve şimdi Gezi Parkı'nın merdivenlerinde yangın var. Evet. Orada arkadaşlarım da var. Onlarla konuştum. Onlar yani müdahalenin başladığını, su sıkıldığını, gaz bombası atıldığını söylediler. Ve yavaş yavaş oradan sanırım işte hareketleniyorlar yani çıkmaya çalışacaklar. Tabii Müdahale başlamış. çadırlarda dahi şu anda çadırlar bile toplanmaya Tabii. çalışılıyor bildiğimiz kadarıyla. Ve orada üstelik şey de var, yani bir yaşam kurulmuştu. Belki ilk gün, yani şu son 14 günlük 15 günlük sürede değil ama işte ilk 5 gününü saymazsak sanırım bir 10 günlük içinde orada bir yaşam vardı. Tabii. Kütüphanesi işte ne bileyim Sivil reviri, inisiyatif, yemekhanesi, yemekhanesi, her şeyiyle birlikte reviri. bir yaşam vardı ve Çocuklar için kurulan aynen çadır öyle. vardı. Ve bugün çocuklar da oradaydı. Tabii. Yani bu gerçekten çok tuhaf bir durum. Ama şunu soracağım. Yani sabah saatlerinde sen neye bağladın mesela bu saldırıyı? Çünkü çok gerçekten tuhaf görüntülerle de biz karşılaştık. İşte Evet. Molotof atanları gördük ondan sonra ve tam da ilginç bir şekilde sanırım. Yani bunu ilginç diye nitelendirmek istiyorum. Kötü bir şey söylemek istemiyorum çok fazla ama. Bütün kameraların oraya döndüğü sırada. Evet. Sen nasıl gördün, nasıl gözlemledin bu durumu? Yani biz tiyatrocuyuz ve bir provada olsaydık ben ne kadar kötü oynuyorsunuz derdim. Tekrar baştan alırdım provayı. Yani hiç inandırıcı değil yapılan şey. O yüzden de zaten çok utanç verici. Yani çünkü mesela herkesin kafası çok karışık. Bizim de kafamız çok karışıktı bu süreç esnasında. Yani o 2 haftadır hani parkta olduğumuz zaman da evimizde olduğumuz zaman da hep kafamız karışıktı. Sürekli olarak birbirimize soruyoruz. Acaba ne olacak? Değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Aramızda daha deneyimli, daha bilgili olanlar var. Daha bilgisiz, deneyimsiz, yaşı büyük olanlar var, küçük olanlar var. Ve herkesin ortak yanıtı bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz yani. Çünkü insan bir vatandaş olarak devletine güvenmek istiyor. Yani devleti temsil eden kişilerin söylediği şeylere güvenmek istiyor. Ama süreç öyle gelişiyor ki her seferinde söylenen bir şeyin öyle yapılmadığını görüyorsunuz. Söylenen bir şeyin hayır öyle bir şey söylemedik diyerek yalanlandığını görüyorsunuz. Ve bir süre sonra insan kendisinin çok kaba tabirle aptal yerine konduğunu da hissetmeye başlıyor. Yani bu kadar da değil diyorsun hani bu kadar da saf değilim. Ama halk biraz artık buna inanmıyor gibi de görünüyor sanırım. Gezi Parkı'nda ciddi anlamda bir kaos ortamı var ve bizim arkadaşlarımız da elbette orada çok zor koşullar altında çalışıyorlar. Yani hem sadece basın etkileniyor diye söylemiyorum elbette bunu. Asıl olarak halk etkileniyor bu durumdan ama orada olmak elbette ki zor. Burada olmak daha zor. Dışarıda Orada olmak olamamak. evet. Dışarıda olmak biraz daha zor. Yani
Çünkü bize gelen telefonlarda ve en azından ailelerden aldığımız bilgilerden de onlar geliyor. Biz olsak biz de giderdik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne yapacağız bundan sonra? Peki bundan sonrası için biraz konuştuk. Kimsenin aklında bir şey yok ama. Bir nasıl diyeyim, bir kıvılcım, bir şey var mı? Çıkacak mı yine insanlar sence Taksim'e? Bence çıkacaklar. Zaten çıktılar. Bunun öncesinde de bu yüzden çıktılar. Ben işte Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan sabah bizi gazladıklarında ve oradan çıkarttıklarında saat 10 gibi eve gittim. İşte bir arkadaşımız yaralanmıştı, gözünün altına gaz kapsülü isabet etmişti. Taksim ilk yardıma gittik onun için vesaire. Sonra saat 10 gibi eve gittim ve çok uykusuzdum. Hani uyudum ve uyandığımda başka bir Türkiye vardı artık. Ya bu çok ilginçti benim için. Evet. Sonra çıktım İstiklal Caddesi'ne geldim ve her şey çok başkaydı. Yine böyle devam edecek. Yani şunu anlaması lazım hükümetin de, başbakanın da ve herkesin. Şiddet arttıkça bunun tepkisi de artacak. Etki arttıkça tepki artacak. Bir parça tarih okuması yapabilen herkes, halkıyla inatlaşan kimsenin bunu başaramadığını, başarıya ulaşamadığını görür. Bu çok zor bir şey değil aslında. Ve burada insanların talepleri çok basit. Başlangıcında daha da basitti. Sadece ağaçları kesmesinler istiyorduk. Başka bir şey değildi. Yani bu çok çocuksu bir şey bir taraftan da. Hatta ilk başta bazılarımıza çocuksu da geliyordu. Yani insanların işte oyunumuzda da biz ondan bahsettik. Yani insanların ağaçlara sarılması, işte bezler bağlaması çocuksu da geliyordu. Ve bu yüzden mesela ondan bir şey çıkmaz ya deyip destek vermeyenler de çoğunluktaydı. Evet. Ama bu basit istek o kadar sert bir biçimde bastırılmaya çalışıldı ki olay boyut değiştirmeye başladı. Ve bir anda herkeste bir bilinçlenme gerçekleşti. Ve insanlar diyor ki tek bir şey istiyoruz. Devlet bizim yaşamımıza müdahale etmesin. Yani devlet kendi sorumluluklarıyla ilgilensin. Bizim işte kaç çocuk doğuracağımızla, ne kadar alkol alıp almayacağımızla, ne bileyim işte... Hangi, saat kaçtan sonra alkol alacağımızla ya da. Bunlarla ilgilenmesin yani ve bize sorsun bazı şeyleri. Çünkü biz bu yüzden oy verdik, bu yüzden insanları seçtik. Yani benim mahallemde bir parka bir şey yapacaksa bir zahmet bana sorma inceliğini, nezaketini göstersin ve ben istemiyorsam yapmasın. Çünkü devlet bana hizmet etmek için var. Evet. Yani eğer bana rağmen hareket ediyorsa o zaman bana hizmet etmiyor demektir. Başka bir şeye hizmet etmeye çalışıyor demektir. Çünkü ben istemiyorum. Yani istemiyorum ama isteyip istemediğimi sormadı bile zaten. Belki sorsaydı, belki de isteyecektim yani. Ama sormadı bile. Sorsaydı bir deneyin. Evet yani. Bir deneyecek. Belki de yani bir işte kamuoyu yoklaması yapılsaydı. Yani söz konusu olan yer Taksim Meydanı olduğu için bütün İstanbul'dan bahsetmek gerek. Ama bir başka yer olsaydı hani en azından oradaki halka sorulabilirdi. Yani istiyor musun? Belki de insanlar isteyecekti. Yani ama bu nezaket gösterilmedi bile. Ve süreç esnasında da hiç bu nezaket gösterilmedi. Ve bugün bir tweet okudum. Bir oyuncudan yanlış hatırlamıyorsam şunu söylüyor sadece. Daha kibar bir başbakan istiyoruz. Evet. Daha kibar bir yönetim istiyoruz. Ya çünkü biz bunu bu 10 günlük süreçte Gezi Parkı'nda yaptık. Yani daha kibar olabilmeyi öğrendik, evet, zaten. Evet, öğrendik. Yani üzerimize işte gaz bombaları atılırken bile biz birbirimize ezmedik. Yani orada çok başka ve asıl yapılması gereken şuydu. Bu 10 günlük süreç bir fırsattı aslında. Bizim gibi düşünmeyenler, bizim çok kabaca söylüyorum, yalan söylediğimizi düşünenler. Yani haksız olduğumuzu düşünenler, başka çıkarlarımız, başka gizli hesaplarımız olduğunu düşünenler gelip bizimle konuşabilirlerdi. Biz oradaydık. Yani ille de burada yönetimden, hükümetten bahsetmiyorum. Oy verenlerden, yani AKP'li seçmenler de bunu yapabilirlerdi. Gelip orada bir tur atsalardı bir şeyler değişebilirdi aslında onlar için. Yani acaba mı ya diyebilirler. Olabilir mi gerçekten, evet, diye. En azından bir soru işareti yani. Olabilirdi elbette. Bu arada sen talepleri de söylemiştin. Biz de yeniden hatırlatalım. Gezi Parkı'nın talepleri 5 temel talep. Hı-hı. Gezi Parkı park olarak kalmalıdır. Emniyet müdürü, vali ve yaşanan şiddetten sorumlu görevliler istifa etmelidir. Gaz bombası kullanımı yasaklanmalıdır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Müşterek alanlardaki toplantı ve eylem yasaklarına son verilmelidir. 5 ana talep var. Bu arada sen en başında söyledin ya ağaçları sarılmak ya da işte ağaçlara bez bağlamak çok romantik geliyordu diye. Sanıyorum ki dünyadaki hiç kimse bunu öngörememiştir. Yani 3 ağacın Türkiye'yi bu kadar etkileyeceğini, işte biz Gazi Mahallesi'nden bağlanıyoruz, Ankara'yı biliyoruz, son 10 günlük durumunu biliyoruz en azından. Ve bu kıvılcımı ateşleyen şey sadece polisin saldırısı değildi elbette. Elbette ki en yoğun etki buydu ve ağaçların kesilmesiydi ama öncesinde bir birikmişlik mutlaka olmalıydı. Tabii ki yani sonuçta 10 yıldır iktidarda olan, 10,5 yıldır iktidarda olan bir iktidardan, partiden bahsediyoruz.
Ve özellikle son dönemde, özellikle son birkaç yılda yaptıkları toplumun her kesiminden çok fazla tepki çekmeye başlamıştı. Hem eylemleri hem de söylemi. Yani bunu Gezi Parkı'nda da direnişte de görebiliyordunuz. Yani çok farklı görüşlerden. Yani daha önce hiç bir araya gelmemiş insanlar ve bir araya geleceğini sanmayacağınız insanlar bir aradaydı. Yani orada bütün işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın taraftarları vardı. Müslüman sosyalistler diye bir grup var. Müslümanlar vardı. Ateistler vardı. Başka partilere oy veren işte ülkücüler vardı. Ya da işte CHP'liler vardı, BDP'liler vardı ve çok garip şeylerle karşılaşıyorduk. Yani çok şey öğretti hakikaten bize. Yani BDP'li bir grupla sanırım CHP'li bir grubun karşı karşıya geldiği, CHP'li olup olmadıklarına emin değilim ama farklı görüşlerden oldukları net olan, evet yani sanırım, evet. Evet yani karşı karşıya geldiler. Önce BDP bir slogan attı, sonra onlar karşıt bir slogan attı, sonra hep beraber faşizme karşı omuz omuza diye slogan atıp kucaklaştılar. Yani bu benim açıkçası hayal edemeyeceğim bir şeydi kendi adıma. Yani olmaz derdim. Zaten şu an olan pek çok şeye de olmaz canım gözüyle bakıyorum. Yani absürt tiyatro diye bir akım vardır tiyatroda. Şu an özellikle iktidarın yaptıkları tam da absürt tiyatroya uyuyor. Yani saçma ve mantıklı açıklanamayacak bir şey. Yani bir neden sonuç ilişkisiyle çözemiyorsunuz. Bu yüzden zaten hepimiz bilmiyoruz diyoruz. Evet. Yani bugün Başbakan'ın açıklamalarında da var. Biz özellikle şey söylüyor. Toplumla inatlaşan parti olmadık. Her zaman birleştirici üslup kullandık. Aslında çok doğru bir yaklaşım. Yani her zaman birleştirici üslup kullanma durumu değil ama birleştirme kısmı gerçekten doğru. Bu kadar farklı siyaseti Erdoğan'dan başka birleştirebilen biri olabilir miydi bilmiyorum. Ama tabii sertlik hala devam ediyor Erdoğan için. Özellikle diyorlar ki başbakan sert ne olacaktı ki? Buna sertlik diyorsanız kusura bakmayın bu Tayyip Erdoğan değişmez. Bu Tayyip Erdoğan değişmezse Gezi Parkı durumu ne olacak ya da bu halk ne olacak? Ya değişir. Hiç tarihte değişmeyen hiçbir kimse ya da hiçbir görüş olmadı. Yani bu bir kere direkt diyalektiğe ters değişmeme iddiası. Bana şöyle geliyor, yani başbakan böyle konuşmayı sürdürmek zorunda. Çünkü şu zamana kadar hep böyle konuşarak bu iktidarı elde etti. Evet. Seçmenlerini bir araya getirdi. Ama başka türlü olabilirdi. Yani aslında komik gelecek ama böyle konuşup başka türlü davranabilirdi. Daha önce yapılmamış bir şey değil yani. Çok Türkiye siyasetinde çok... Kendisinin yapmadığı bir şey değil. Tabii tabii, onun kendisinin yapmadığı bir şey de değil. Yani bu da yapılabilirdi. Bu iş çok rahat tatlıya bağlanabilirdi. Ama yani işte yarın bir heyetle görüşüleceği söyleniyor. İşte içinde Baskın Orhan, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler var heyetin. O zaman bugün neden bu yapıldı? Yani neden bugün bu kadar sert bir şiddet gösterildi? O görüşme mevzusunda da çok büyük sıkıntılar var aslında. Dün özellikle ortaya çıkan isimlerde Ahmet Mümtaz Taylan vardı, Betül Tanbay, Hayko Bağdat, Mücella Yapıcı, Greenpeace ve Helsinki Yurttaşlar Derneği vardı. Ama ben hemen onları... Taksim Dayanışma Platformu yok ama. Mesela. Evet, o yoktu ama şöyle bir durum var. Hatırlatayım ben çünkü yeniden bilgi olarak aktaralım. Ahmet Mümtaz Taylan bunu yalanladı ve başbakanla toplantı yapacak grupla ilgili bir bilgim yok. Arkadaşların uyarısıyla gördüm az önce. Soranlara mahsus selam dedi. Mesela ilk tweet'i bu. Benim yoktu. Mücella Yapıcı işte sabah saatlerinde arkadaşlarım bağlandı. Ondan sonra Mücella Yapıcı kesinlikle böyle bir görüşmeye katılmam ben dedi. Ve hani gerçekten Mücella Hanım geçmiş olsun diyelim, çok yorgun ve sesi de kötüydü çünkü çok uzun zamandır mücadele ediyor o da bu süre içinde. Hayko Bağdat ve Greenpeace kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı gezi görüşmelerine katılmayacaklarını açıkladı. Ve hani şimdi bu isimlere baktığımızda eğer bunlar katılmayacaklarsa ve isimler buysa başbakan kiminle görüşecek? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum ya. Yapılmaya çalışılan şey nedir bilmiyorum. Ya bir de başbakanın sürekli olarak söylediği bu Türkiye'nin tamamı değil. Yani Türkiye'nin hepsi değil, bütün Türkiye değil, bütün halk değil diye bir laf var. Evet. Yani ne bekleniyor ki yani? Bütün halktan kasıt ne? Yani 75 milyonluk Türkiye'nin 75 milyonunun da sokağa mı çıkması bekliyor? Böyle bir şey gerçekçi değil ki. Bu hiçbir zaman olmadı tarihte ve olamaz zaten. Yani nasıl bir çoğunluk bekliyor? Pazar günü 1 milyon kişi vardı Taksim'de. Yani mesela bu çok mu az? Yani bir de oraya gelemeyenler, evinde kalanlar, yaşlılar, çocuklar, çocuğunu bırakamayanlar vesaire. Bu insanların aileleri. Yani ben her gün parktaydım hemen hemen ama annem babam yoktu yani. Ama benimle aynı şeyi düşünüyorlar. Yani ne bekleniyor? Kaç milyon kişi olması bekleniyor? Bu insanların ne yapması bekleniyor? Çünkü bu insanlar şu ana kadar çok güzel davrandılar. Yani hep sükunetle, hep sevgiyle hareket ettiler. Yani başbakan
Erdoğan'ın havaalanı konuşmasında oradaki kitle yol ver geçelim Taksim'e ezelim derken buradaki insanlar hani yol ver gelsinler insanlık görsünler bir çayımızı içsinler falan diyorlardı. Yani daha nasıl bir karşılık bekleniyor? Yani başbakanın açıklamalarından bugün yine ve sık yapıyor bunu aslında. Özellikle şu Dolmabahçe Camisi mevzusuyla ilgili. Evet. Yani şunu söylüyor mesela, Gezi Parkı pis kokudan geçilmiyor. Dolmabahçe Camii, ayakkabılarla caminin içine gireceksin, orada içeceksiniz ve bu ülkenin dini mabetlerine karşı bu saygısızlığı yapacaksınız. Ne adına? Çevre bunun adına. Bunun böyle olmadığını caminin imamı bile söyledi. Bir de ona da müezzine tehdit edeceksiniz demiş. Acaba tehdit ettiniz mi? Öyle bir durum var mı? Ya ben Beşiktaş'ta değildim o gün ama yani nasıl diyeyim? İşte bir işin içinde olmak var, bir de dışarıda olmak var. Sadece dinlemek var. Yani eğer insanlar bize inanmak istemiyorsa, çünkü bu istekle, arzuyla ilgili bir şey, inanmak istemiyorsa ne yaparsak yapalım inanmazlar bizim samimiyetimize. O yüzden dedim yani keşke gelip bizimle konuşsaydı insanlar. Evet. Biz hep oradaydık 10 gündür. Dolmabahçe Camisi'nin bu arada arkadaşlarım görüntüsünü de hazırlıyorlar. Bir doktor vardı. Evet, evet. Doktorun biliyorum, açıklaması. Onu bir verelim. Bakalım hani orada da ne varmış. Hastanede değiliz. Elimizde 3 tane malzeme var. Ağrı kesici, bentolin, pansuman. Solunum sıkıntısı olana bentolin verin. Ağrısı olanın ağrısını kesin. Dikiş olanı bırakın. Ortopedistler var. Ortopedistleri travma hastalarını ortaya yönlendirin. Solunum sıkıntısı olanları, bentolinleri taşıyın. Bilgisi az olan, öğrenci olan, intern olan, dahili branşlara bakanlar sahada toplasınlar. Burada kaos yaratıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Heyecanlısınız, yapmak istiyorsunuz ama acil böyle olmaz. Camide hiç olmaz. Solunum sıkıntıları bu tarafta. Bentolinlerle, travma hastaları ışığın altında, pansuman yapın, dikiş atın, ağrı kesici yapın. Başka hiçbir halt yapamazsınız. Tansiyon ölçseniz bir işe yaramaz. Solunumu dinleseniz işinize yaramaz. Tüp takamazsınız, ameliyat edemezsiniz. Burası cami, gerekeni yapın, biz yönlendirelim. Onun dışında kaos yaratıyorsunuz. Sakin olun, 3-4 halt. Doktor olsun hastaların başında. Anlamadığınız yerde gelin. Evet. Çok alkollü görünüyor. Çok değil mi? Evet. Yani bentolin falan olsa evet, gerek evet. Yani. Ondan olsa gerek. Acil böyle olmaz. Camide hiç olmaz. Evet. Yani ama bugün de benzer durumu yaşıyoruz. İşte 100'den fazla yaralı oldu. Tabii. Üstelik söyleniyor. Ve şöyle bir durum var. Ben mesela onu çok gözlemlemiştim. İlk günden itibaren, saldırının yoğun olduğu ilk günden itibaren sağlıkçılar sürekli alandaydı ve evet. İşte tweetlerle insanlara yardım etmeye çalışıyorlardı ama veterinerler de oradaydı. Öyle mi? Evet ve şeyde özellikle Gezi Parkı'nda şey yapılmıştı, veteriner çadırı kurulmuştu. Bugün evet. De arkadaşlarım az önce söylediler, küçük bir yavru kediyi kurtardık diye ve tam veteriner çadırının oraya gaz bombası atılmış. Hayvanları da unutmayalım demek gerekiyor sanırım. Yani zaten temel sıkıntı şu ki hep insan odaklı, insan merkezli düşünmeye çok alışmışız. Yani sanki biz Gezi Parkı'ndaki ağaçlar kesilmesin dediğimizde sanki kendimizi düşünüyoruz. Ya da insanları düşünüyoruz gibi algılanıyor sadece. Oysa bu yaşamı beraber paylaşıyoruz. Bu arada bu görüntüler canlı görüntüler ve polislerin çadırları girdiği, yerdekileri tekmelediği görülüyor. Evet tam... Şu anda polis girmiş durumda zaten. Burasının neresi olduğunu tam olarak kestiremiyorum ama zannediyorum Taksim'e tekrar meydan. Geri döndük. Evet, burası Taksim meydan tamamen karartılmış durumda. Evet. Ve biz yarına nasıl uyanacağımızı bilmiyoruz. Daha kalabalık uyanacağız bence. Umarım daha kalabalık uyanırız. Valinin açıklamaları var. Bir yarım saat kadar önce Twitter'dan açıklama yapıyor artık vali, zaten sıkı takip ediyor. Devletimizin ve milletimizin gücünü huzur bozucu şiddet yanlılarına karşı hukuk içinde göstermeye kararlıyız. Huzuru sağlayıncaya kadar, uyumaksızın hep birlikte görevdeyiz. En büyük gücümüz milletimizin sağduyusudur. Birinci önceliğimiz herkesin güvenliğidir. Ancak gerçekten orada bir güvenlik durumu yok. Ya biz yok. Çok güvendeydik. Biz 10 gündür orada çok güvendeydik, çok huzurluyduk. Eğleniyorduk, her şeyi birlikte yapıyorduk, çöpleri beraber topluyorduk, yemeği beraber yapıyorduk. Yani rahatsızlık yaşayanlara beraber yardım ediyorduk. Biz çok huzurluyduk, çok mutluyduk zaten. Evet. Yani
Çünkü 10 gündür orada polis yoktu. 10 gündür orada daha doğrusu devletin müdahalesi yoktu ve herkes çok iyiydi. Yani aslında bu her şeyi çok rahat özetleyebiliyor. Yani huzurun nasıl bozulduğunu ve nasıl sağlanabileceğini. Bunların hepsinin cevabı aslında çok açık. Yani yani kolumuzda bunlarla geziyoruz işte. Evet, mesela. Evet, onu arkadaşlarım göstersinler. Bugün içinde mutlaka bunu vermek gerekiyor. Bütün herkesin bunu dikkate alması gerekiyor. Çünkü eğer akşam gidecek varsa en azından Gezi Parkı'na mutlaka yazması gerekiyor. Üstelik bu karanlıkta. Yani kolumuzda kan gruplarıyla dolaşıyoruz. Çünkü her an her şey olabilir. Ve yani kan grubumuzu söyleyemeyecek durumda olabiliriz. Evet. Ama şunu görmeleri lazım. İnsanlar bunu göze almış durumda. Yani başlarına bir şey gelebileceğini, ağır yaralanabileceklerini, hatta ölebileceklerini bildikleri halde ki bu insanlar yalnız insanlar değil. Bunların sevdikleri var, sevenleri var, meslekleri var, bir idealleri, hayatları var. Hayalleri var. Hayalleri var. Bu insanlar bütün bunlara rağmen kollarına kan gruplarını yazıp oraya gidiyorlar. Yani bu açık konuşmak gerekirse hiçbir zaman kazanan kaybeden ilişkisi içine girmemek gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer böyle bir ilişki varsa kimin kazanacağı çok ortada aslında. Ve şimdiye kadar da sen tam en başında söylemiştin ya halkla karşı karşıya gelen her zaman iktidarlar kaybetmiştir dedim. Bundan sonra da böyle olacakmış gibi görünüyor ama bunun kısa sürede nasıl olacağı tabii biraz belirsiz. Çünkü görüntüler hala evet burası Gezi Parkı, polis giriyor, çadırları tekmeliyor, sökmeye çalışıyor ve az önce oyuncu arkadaşımız da söyledi orada çocuklar vardı. Biz işte birkaç gün önce arkadaşlarımızın çektiği görüntülerde çocuklar var. Oyun oynuyorlar, sanat yapıyorlar, evet. Şarkı söylüyorlar ve orada bir hayat kuruluyor aslında. Ve kimseye zararı olmayan bir hayat. Yani söylenen şey barikatların kaldırılacağı, hani yaşamın düzene girsin, yaşam düzene girsin, Taksim'den daha rahat ulaşım vesaire sağlansın diye barikatların kaldırılacağıydı. Ne oldu? Yani neden Gezi Parkı'na müdahale edildi? Neden? Sebebi ne? Ya, öğreniriz yarın. Yarın sabah gerçekten öğreneceğiz bunları. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Yani açıkçası orada o olanlar yaşanırken burada olmak insanı utandırıyor. Evet. Doğruyu. Ben açıkçası izleseydim bu programı, bu izlediğim kişi için derdim ki millet orada neler yaşıyor, sen orada oturup konuşuyorsun. Eğer ulaşabilseydim parka, yani, ulaşabilseydim evet. Muhtemelen ben de kesinlikle yani orada olurdum. Ama yapacak bir şey yok. Herkes her yerde aynı mücadeleyi veriyor. Evet. Son olarak şunu söyleyeceğim. Tam da parka ulaşma mevzusunda biz çok uzun saatler gerçekten yayın götürdük. Yani yaklaşık bir 10 gündür özel yayınla devam ediyoruz. Yayınımız o şekilde devam ediyor. Ama medyaya çok yoğun bir tepki söz konusu. Özellikle penguenleri ve evet, yemek evet. programlarını da düşünürsek. Bugün için sen medyayı nasıl gördün? Görebildin mi ya da bakabildin bugün mi? Bugün mü? Bugün. Yazıklar olsun. Gerçekten. Ben bir oyuncuyum. Televizyona da iş yapıyorum. Yapmak istemiyorum açıkçası yani. Yani belli bir zamana kadar, 5. güne kadar haber vermiyorlardı. 5. günden sonra doğru haber vermemeye ya da yanlış haber vermeye başladılar. Ama kime yapacaklar bu yayınları? Yani ne yapacağız? Yani bu işte atıyorum diyelim ki bu Gezi direnişini destekleyen diyelim ki bu ülkede 30 milyon insan olsun mesela. Bu 30 milyon insanı ne yapacaklar? Hep beraber başka bir ülkeye mi gideceğiz? Ya da yurt dışından mı yayın izleyeceğiz? Yine bize yayın yapacaklar. Norveç yayınını izledik biz. Norveç ilk gün. Tabii. Birisi yazmıştı. Norveç evet. Hükümeti istifa edecek diye. Bu süreç oraya doğru gidiyor galiba. Çok teşekkür ediyorum ben yayınımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler biz hem Gezi Parkı'ndan görüntüleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Hem illerle bağlanacağız. Kısa bir aradan sonra buradayız.